Merhaba arkadaşlar, yeniden beraberiz. Deneme sınavımıza vakit kaybetmeden başlıyorum. İlk sorumuz, Sepkihinde akımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? şeklinde. Açık ve düz bir söyleyiş hakim değildir. Doğru. Bu akımın en önemli temsilcisi arkadaşlar, Fuzuli değildir. Naili, Neşati, Şeyh Galip gibi şairler bulunur arkadaşlar. Fuzuli'nin alakası yoktur. Şairler mecazlarla yüklü Anlaşılması güç bir şiir söylemişlerdir. Doğru. Kullanmış oldukları dil ağırdır. Doğru. Zaten bu C ve D şıkkı de aynı diyebiliriz. Bu şairler üstün bir iç musiki sağlamak gibi özellikler etrafında şiirlerini yazmışlardır. Doğru. Cevabımız B şıkkı. İkinci soruma geçiyorum. Mahalleleşme ve şiirlerinde yerli unsurları kullanmada başarılı gösteren ilk şairlerin başında nokta nokta gelmektedir. Nokta nokta şiirlerinde yerli motifler katmayı, atasözleri ve deyimleri, sosyal hayattaki gündelik olayları şiirlerine almayı önemsemiştir. Cevabımız Necati. Arkadaşlar mahalleleşme akımının en önemli temsilcilerinden biri de Nedim'dir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hatta Nedim ile bu akım zirveyi görmüştür diyebiliriz. Üçüncü soruma geçiyorum. İstanbul'un gezinti yerleri, halkın giyim kuşamı, binicilik, cirit ve ok atma gibi geleneksel yönleri aktarılmıştır. Buradan arkadaşlar bakın. Halkın giyim kuşamı, binicilik, cirit ve ok atma gibi altını çizdiğim yerler önem arz ediyor. Cevabımız arkadaşlar diğer açıklamayı okumuyorum. Enderunlu vasıf olacak. Üçüncü soruma geçiyorum. Yunus Emre bir öğüt kitabı olan Risaletün Nusiye'de... bütün iyilikleri ve kötülükleri saymış, insana yücelten ve alçaltan ne varsa anlatmış ve insan olmanın yolunu göstermiştir. Unutmayın arkadaşlar Risaletün Nusiye bir öğüt kitabıdır. Yunus Emre tarafından yazılmıştır. Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamıştır arkadaşlar. İnternette bazı kaynaklarda 14 diye geçiyor ama 13. yüzyılda yaşamıştır. Beşinci soruma geçtiğim zaman bir beyit karşılıyor beni. Arkadaşlar bu beyitte bulunan söz sanatını bulacağız. Dostumun bağına girip dizdiğim lale midir, sümbül müdür, gül müdür? Bu sözcükler arasında arkadaşlar bir uyum söz konusu. O yüzden arkadaşlar cevabımız D şıkkında bulunan tenasüp olacak. Altıncı soruma geçiyorum. Altıncı sorumda da yukarıdaki dizelerde görülen kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Önce bu dizemizde bulunan kafiye çeşidi neymiş ona bir bakalım. Serseri ve yeri sözcüklerinin altını çizdiğimde burada eriler arkadaşlar zengin kafiye olarak karşıma çıkıyor. A şıkkına baktığım zaman bakalım Burada olabilir mi? Süleyman ve zaman sözcüklerinin altına çizdim. Manlar arkadaşlar zengin kafiyedir ama biz ne yapıyorduk? Çok vaktimiz yoksa A şıkkını işaretleyip geçelim ama emin olmak açısından vaktimiz de varsa B, C, D ve E şıklarını da okuyalım. Mesela B şıkkına bir bakalım arkadaşlar. Kış gibi, kuş gibi, burada gibi de redif şeyler nedir arkadaşlar? Yarım kafiyedir. Burada arkadaşlar baş, yaş sözcükleri ınılar redif oluyor. Aşlar da tam kafiye olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E şıkkına bir bakalım burada ne var? Kimi solgun sarışın, kimi ak, kimi kara, kiminin arkasından görünüyor Ankara. Bu şıkkı özellikle okudum. Burada da zengin kafiye var hocam diyebilirsiniz ama burada zengin kafiye yok. Burada bulunan kafiye arkadaşlar Tunç kafiyedir. Kara sözcüğü ikinci mısrada bir sözcüğün içinde aynen geçtiği için böyle durumlarda biz Tunç kafiyeyi işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Geçiyorum yedinci soruma arkadaşlar. Yedinci sorumda da yukarıda bilgileri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Tarihi ve toplumsal olayları romanlarında konu edinerek tanzimat ile cumhuriyet arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişimi, bunalımları, yaşayış ve görüş farklılıklarını işlemiştir. En büyük kopyayı zaten erenlerin bağından ve okunucundan attı mensur şiirleri vardır diyerek bize söylemiş arkadaşlar. Cevabımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 8. soruma geçiyorum. Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatü Türk'te. Zülkarneyn diye bahsettiği Makedonyalı İskender İran ve Türkistan'ı işgal etmiş arkadaşlar. Saka hükümdarı nokta nokta ise Makedonyalı ise diyorum arkadaşlar. Yani buradaki soruyu okumuyorum. Ben birazcık kendi tarzımda çözmek istiyorum. Saka hükümdarı nokta nokta ise Makedonyalı İskender ile arasında bir mücadele oluyor arkadaşlar. Bu mücadeleye konu olan destan Şurası da önemli arkadaşlar. İslamiyet'ten önceki destanlara örnek gösteriliyor. O zaman İslamiyet'ten önce ise ben ne yapıyorum? Battal Gazi'yi eliyorum. Manas'ı eliyorum. Çünkü İslamiyet'ten önce diyor. Bunlar İslamiyet'ten sonraki destanlar. Geriye ne kalıyor? Oğuz Kağan, Alper Tunga ve Şu. Sakalara ait bir destan arkadaşlar deyince hemen Saka hükümdarı da deyince Alper Tungay'ı işaret Bizim için neydi? İçerik önemliydi. Cevabımız şu olacak arkadaşlar. Yani buradaki hükümdarın adı destana da adını veren şudur. Alper Tunga değildir. Geçiyorum 9. soruma. 9. sorumda da gerçek veya hayali muayen şahs, hadise veya yer hakkında gerçek olduğuna inanılarak anlatılan hikayelere biz efsane diyoruz. 10. sorumda Mustafa Kutlu'nun ilk hikaye kitabıdır. Bu hikaye kitabında her bir kendine ait bakış açısı ve anlatıcı farklılığıyla kaleme alınmıştır. 18 hikayeye konu alan, 18 hikayeye olan bu eser arkadaşlar ortadaki adamdır. 11. soruma geçiyorum arkadaşlar. Eserin konusu Taşra'da zalim bir sancak beyi olan Kaplan Paşa'nın halka çektirdiği eziyetler karşısında yılmadan yapılan mücadelenin hikayesidir. Eserin başlıca kahramanları Gülnihal, Muhtar Bey, Paşo Hanım, İsmet Paşa ve Zülfikar Ağa'dır. Arkadaşlar Gülnihal kimin eseri? Kimin eseri arkadaşlar? Namık Kemal'in eseri. Burada da baş kahraman olarak Gülnihal karşımıza çıkmış zaten. Tiyatro türünde bir eserdir arkadaşlar bu arada. 12. soruma geçiyorum. Eser Mahmut Makal'ın 17 yaşında genç bir öğretmen iken kaleme aldığı bir eserdir. Kitapta köylerde yaşanan işsizlik, susuzluk, toprak ağlığı, aydın köylü gerilimi, sağlık sisteminin yetersizliği, cahillik, eşkıyalık, dini gelenek ve hurafeler gibi sorunları işlemiştir. Bu sorunlar hala arkadaşlar günümüzde de var. Yazar bu eseriyle UNESCO Dünya Kültürüne Hizmet Ödülüne layık görülmüş arkadaşlar. Bu eser bizim köy adlı eserdir. Geçiyorum 13. soruma. Aşağıdaki yazarlardan hangisi farklı bir anlayış içinde yer alır? Burada arkadaşlar Peyami Safa dikkatimi çekiyor. Bireyin iç dünyasına esas alanlar içerisinde yer alır. Bu yazarlarımızda Bilge Karasu, Yusuf Atılgan, Adalet Ağoğlu, Orhan Pamuk da postmodern yazarlarımızdandır arkadaşlar. 14. soruma geçiyorum. Son romanı Bukaya kadar yazdığı tüm romanlarında Türk toplumunun son 40 yıl içinde geçirdiği sarsıntıları ele alan yazar Emine Işınsudur. Hangisi Said Faik Abasıyanık'ın öykülerinde işlediği konulardan biri değildir? İstanbul, balık, deniz, yoksulluk. Bunlar arkadaşlar Said Faik Abasıyanık'ın öykülerinde işlediği konulardır. Seçkin insanlar değildir arkadaşlar. Sıradan insanlar deseydi o zaman doğru kabul edecektik. Cevabımız E şıkkı. 16. soruma geçiyorum arkadaşlar. Eski Yunan ve Latin kaynaklarına bağlı kalarak bu kaynaklardan beslenen akımın sanatçıları erdem, ahlak unsurlarına büyük önem vermişlerdir. Anlattıkları karakterlerdeki mükemmeliyetçiliği yazı dillerinde de yansıtmışlardır. Konuyu kusursuz bir dille ortaya koymaya özen göstermişlerdir. Tabii ki klasizm 17. soruma geçiyorum. Hikayelerinde kullandığı müstehara serverbedidir. Yazarın bu isimle yazdığı hikayeler genelde Cingöz Recai'nin maceralarıdır. Cevabımız Peyami Safa. 19. soruma geçiyorum arkadaşlar. Daha hiçbir şey yokken Tanrı Kayrağan'la uçsuz bucaksız su vardı. Ay, güneş, toprak yoktu. Tanrı Kayrağan'ın canı sıkılıyordu. O yalnızlık içindeyken su dalgalandı. Ak Ana Akine Tanrı'ya yarat dedi yine suyu suya gömüldü. Bunun üzerine Kayrağan kendine benzer bir varlık yaratarak kişi adını verdi. Arkadaşlar bu destanımız yaratılış destanı olacaktı. Bugünkü deneme sınavımız bu kadardı arkadaşlar. Başka bir deneme sınavında tekrar görüşmek üzere.